Sayın Baykal Kent, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kültür Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekillerinin sanatçılara yönelik bir takım eleştirileri vardı. Özellikle de Müjdar'a. Evet. Bu konuda sizin tepkileriniz var. Ya, Bunu öğrenelim. Tepki diye bir şey yok. Bu tepkinin üzerinde bir olay. Yani şimdi Yeşilçam'a mal edilmiş sinemacı, tiyatrocu, sanatçı bir ailenin bir ferdine bu lafı söylemesine ben bu Ankara Milletvekili Sayın Buda'ya yakıştıramadım. Sizler kendi işlerinizle uğraşın, bizleri bırakın. Bizleri seyretmeyin bile. Çünkü bunlara layık değilsiniz siz. Bu lafı söyleyecek. Porno. Sen hayatta pornonun ne olduğunu biliyor musun? Ha? Sayın Budak. Pornonun ne olduğunu, o kadının kim olduğunu sen biliyor musun? O bizim Yeşilçam'ın bacısı, namusu. Sen kendine bak. Ben de Ankaralıyım ama utanıyorum. Senden utanıyorum. Nasıl bir Ankaralı olarak bunu söylüyorsun? Ankaralı mert olur, delikanlı olur. Sen porno ile uğraşma. Sen kendi işine bak. Sen şu bütçeyi benim 35 senelik, 35 senelik sigortasızım ben. Çıkarsana onu. Ha? Bak. 40 bin lira. Bak, elo alıyorum 360 bin lira. Bunların parasını çıkartsana sen bana. İki karış böyle laf konuşacaksın, laf pat 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 pat. Ha? Ha? Orada 5 kişi birleşip de muhabbet edip işiniz gücünüz yok. Böyle porno yapın, bilmem ne yapın. Siz oturduğunuz yerde kanun çıkartmayın. Siz kafanıza göre takılın hayata. Bu hayat size göre. Anladın mı? Sayın Budak, buradan bir daha sesleniyorum. Bu Yeşilçam, bu Müjde Bacı'ya o söylediğin lafları geri al. Bak ben ondan sonra ne olacağını vardar gibi konuşuyorum değil mi Ali Bey? Vardar gibi konuşurum. Bak yakarım kendimi evin önünde. Senin evin önünde Ankara'da yakarım kendimi. Tamam mı? Arkadaşlarınızı söyle kendi işlerinizle uğraşın. Bizi bırakın. Müjde Hanım'dan da en kısa zamanda özür dileyin. Ayıp. Bir Ankaralı olarak seni ayıplıyorum.